İyi akşamlar arkadaşlar. Şu an Çatalca, Kanakçadayız. Gördüğünüz gibi yine bir tembambaca taktık buraya. Burada ekmeğin altı yanıyordu ve ekmek kuruma yapıyordu. Biz kalktık buraya. Az da olsa bir yenilik yaptık. Kapağımızı yeniledik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eski hali, toz halinde ve simsiyah, her yer fırının her tarafı siyah. Baca çekmiyor ve tavanlara bak arkadaşlar. Bizim termal bacayı neden çıkarttığımız özellikleri bunlardan dolayıydı. Ustalarımız fırının ağzında, burası çok ısındığından dolayı yanıyordu sıcaktan, terliyordu, beyin şoku geçiriyordu. Ama biz bu termal bacayı çıkarttık. Zaman zaman bizi beğenmeseler de gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an kapak kapalı. Yanaş ustam. Kapak kapalı. Hatta camdan da görüntü yap. Görüntü yap arkadaşım. Bakın görüyorsunuz burun canavar gibi yanıyor. Yine de kapağımızı açalım. İnanmayan arkadaşlara. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fırınımız bir cafer gibi yanıyor. Gerçekten harika yanıyor. Çünkü fırınımızda termal bacağından dolayı şu an soğuk olmasına rağmen, bu fırın soğuk olmasına rağmen, hatta görüyorsunuz su akıyor her yerinden. Kapağını yeni taktık arkadaşlar. Ve bu fırınımız artık hijyenik bir şekilde olacak. Ustamız burada beyaz gömlekle çalışacak. Patronumuzu şöyle bir alayım ben küçükten. Son sözü ondan alalım. Arkadaşlar o da bizi zaten takip ediyor. Doldurduk odununu, her şeyini. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Görüşlerini alalım. Allah utandırmasın. Genç bir patronsun. Burada da yıllardan beri, en az ben bildiğim 10 yıldan beri buradasın. Dekora da gireceksin ama her zaman bir çaresizlik vardı. Duman tütüyor, berbat. Elin ayağın resmen duman kokuyor. Evine gittiğinde çocuğunu severken bile üstünde is kokusu vardı. Artık olmayacak dedik. Olmayacağını da sen de kanaat getirdin herhalde. İnşallah. Gördüğün gibi Allah'ın izniyle. Neler söylemek istersin? Başka fırıncı dostlarımıza, meslektaşlarımıza buradan küçük de olsa senden bir görüş alalım. Buyurun. Abi şu an için elinize sağlık, elinize kolunuza sağlık. Yaşar abinin tavsiyesiyle size ulaştık. İnşallah bundan sonra ne duman, ne his veyahut da herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmayacağız. Bunun faydalarını daha çok, daha ilerleyen zamanlarda daha çok göreceğiz. Bu diğer fırıncı arkadaşlara tavsiyemizdir. Bunu daha ileri görüşlü, ileri şekilde kullanabilirsek bizim için de daha iyi, çalışanlar için de daha iyi ve daha temiz bir ortamda çalışmış olacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu kadar odunla burada duman olurdu değil mi şimdi? İş evet. Yapıyordu, duman yapıyordu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ben sizlerin içerisinden kopup gelen, ben de bir hamurkar pişirici olarak sizlerin içerisinden gelerek, biz sizlerin derdini daha iyi bildiğimiz için, sizleri kendi yerimize koyduğumuz için bu başarıyı yakaladık. Ama bu daha bitmedi. Biliyorsunuz ki seyahat kara fırınlarımız olsun, bütün her yerde biz lider kalmaya devam edeceğiz. Hizmetkar olarak sizlerin her zaman ustanız olacağız. Allah'a emanet ediyorum. 0542 717 3955 nolu telefondan her zaman görüşebilirsiniz. Son olaraktan da çek buraya arkadaşım. Gel şöyle. Son olaraktan da inanmayan dostlarımıza tane tane kırmızı düşen şeyler tamamen onlar. Kurum. Şu an kurum yanıyor. Fırınımızın içerisinde sanki duman yok. Sanki doğalgaz yanıyor. Odunu da şöyle göster arkadaşım. Bir dakika. Evet şu an görüyorsunuz. Bu odundur arkadaşlar. Ve fırınımız yanıyor. O kırmızı kırmızı düşen taneler resmen aslında simsiyah bir kurumdu. İşte bu hale getirdik Allah'ın izniyle. Allah'a emanet ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun, var olun.